Günaydınlar. Değişik bir güne uyandık. Ne oldu? Trump'ın Covid olduğu ortaya çıktı. Covid son dakika olarak testinin Covid olduğunu açıkladı. Çok fazla gelişme var. Normalde ben bu hafta Cuma gününü hani birazcık daha böyle sakin, işte dün 1905'i onsu kırdı, Perşembe günü söylediğim saatte diye düşünüyordum ama anladığım kadarıyla biz bu seçimlere kadar hiçbir gün böyle rahatça oturamayacağız. Covid olması Trump'ın da ilk başta ki en önemli haberlerden bir tanesi. Neden Trump'ın Covid olması önemli? Çünkü dışarıda korku endeksi olan volatilite VIX endeksini hareketlendirdi. Biliyorsunuz 2-3 gün önce bir %30'a doğru çıktığı zaman ciddi anlamda problemler olmuştu. Çünkü korku endeksi arttığında insanlar dolara yönelirler. Ama şimdi ironik bir durum da var. Amerika'nın başındaki ismin Covid olması ama güvenli hala tahvillerin olması gibi tahvilden bir çıkış olacak mı? Tabii ki de hayır. Ama panik satışları yani bu haberin nasıl dalgalanacağını bilmeyen küçük veya büyük yatırımcıların garip garip kararlar alacağı bir gündeyiz diyelim ve başlayalım. Hoş geldiniz canlı yayınıma. Dediğim gibi çok ciddi anlamda hareketli bir sabah. Hemen şöyle başlıklarımızı açalım ve ondan sonrasına bir bakalım değil mi? Şimdi ilginç. Trump Covid testinin pozitif olduğunu açıkladı. Hadi ondan sonraki başlığa geçiyorum. İsrail, Amerika ve Birleşik Arap Emirlikleri enerji anlamında ortak strateji yapmaya karar verdiler. Yani aslında Biden'ın inşallah demesi şunu demek istemişti. Senin arkanda Araplar var. Bundan sonraki bütün enerji şeylerinde, bütün yatacaklarında Arapları arkana alacaksın demişti. Nitekim şaşırtmadı beni. Bununla ilgili bir karar hemen geldi ve şimdi biz bunu konuşmaya çalışacağız. Diğer taraftan baktığımız zaman petrol fiyatları geriledi. Bakın $39'ların altına doğru indiği için siz altın anlamında onsu biraz baskılamasını bekliyorduk. Ama ne oldu? Trump'ın Covid olması, korku endeksinin tekrar hareketlenmiş olması, altındaki düşüşü bakın sabah saatlerine piyasalar açıldığında $1900'dı. Eşiğin üstündeydi. Şu anda $1908'a doğru gidiyor ve ben bugün içerisindeki alacağı haberlerle onsun artacağını düşünüyorum. Tabii bu bizim içerideki dolarımıza da etkiledi. Kambiyo vergileriyle işte normalleşme adımlarıyla birazcık da olsa nereye inmişti? 7.70'in altına kendini atmıştı ama şu anda 7.70'in altına inmesi mümkün değil. Nitekim kendini hemen gün başında 7.76'nın oraya attı. Yani benim eğer bu iş böyle giderse yani domestos içsinler diyen Trump'ın Covid'i üzerine bu arada Türkiye'den gelenlere, Türkiye ve Polonya'dan gelenlere de bir şey söz konusu. Karantina dönemi açıldı. Bu da neden önemli? Çünkü sonuç olaraktan ciddi anlamda Türkiye'de artık karantina uygulanan ülkelerden bir tanesi olma yolunda. Bu da bir sonraki hedef. İşte nedir? Bir sonraki hedef de sınırların kapatılması. Bir sonraki hedef. Bu arada Schengen vize almaya girdiğinizde Schengen konusunda size yardımcı olabilecek Türkiye açısından herhangi birisi yok. Yani Türkler bir süre daha Avrupa Birliği'ne giremeyecek. Bu arada ufak da bir olsa ne olmuştu? Bir rahatlamayı getirenlerden bir tanesi de AB yine haber akışlarında. AB yine dedi ki Türkiye ile pozitif bir sürece girdi diye. Ben bunun tamamen oyalama olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu anda Avrupa Birliği de dahil olmak üzere kim kime yaklaşması gerektiğini bilmediği bir dönemdeyiz. Yani şimdi Biden gelirse Avrupa Birliği'ni yanına çekebilir. Bu bir. Trump gelirse Avrupa Birliği'ni iyice itebilir. Biden gelirse belki Çin'i arkasına alıp daha başka enerji anlamındaki rakiplerini çökertmeye çalışabilir. Diğer taraftan Trump gelirse Çin'e kesinlikle bir ambargolar bile getirebilir. Çünkü Wuhan'ın yani bu koronavirüsün Wuhan'dan çıkmış olması ve bu işin artık iyice kendisine bile sızmış olması gelmiş, sirayet etmiş olmasından dolayı iyice bir öç almak, intikam almak isteyebilir. Yani o nedenle böyle ciddi anlamda bir gariplikler var. O kesin. Devam edelim. Şimdi bugün Asya borsalarında zaten bir problem vardı. Japonya'da bir teknik arıza vardı. Oradan dolayı şey yoktu. Bakın aynen dediğim gibi ABD, Birleşmiş Arap Emirlikleri ve İsrail enerji alanında ortak strateji geliştirme konusunda anlaştı. Yani ne yapacaklar? Birleşmiş Arap Emirlikleri dediğimiz zaman enerji anlamında en fazla üretimi yapanlardan bir tanesi. Amerika zaten enerji ihracatçısı olmak istiyor ama son dönemde pandemiden dolayı belli kuyularını kapatmak zorunda kaldı. İsrail deseniz Orta Doğu'yu zaten karıştırmak için her anını bekliyor gibi derken bu konu var. Diğer taraftan hemen
Temsilciler Meclisi bir teşvik paketinden bahsediliyordu değil mi? Bir teşvik paketi vardı. Demokratlar birazcık daha düşük, yüksek olsun istiyorlardı. Cumhuriyetçiler birazcık daha düşük olsun istiyorlardı ama 2.2 trilyon dolarlık Covid-19 teşvik paketini Temsilciler Meclisi onayladı. Bundan da altın destek aldı. Diğer taraftan AB Türkiye eğer ki hani gene dediğim gibi bana göre bir tamamen atmasyon bir haber olmakla beraber AB Türkiye yapıcı çaba gösterirse pozitif gündem başlatacağız dedi. Biz yıllardır bu pozitif gündem başlatacağızı zaten duyuyorduk. Diğer taraftan biliyorsunuz hani OPEC ülkelerinin genel sekreteri, OPEC kurulumunun genel sekreteri Barkindo belirsizlikler devam edecek dedi ve nitekim aldığı haberlerle ilk darbeyi Brent petrol yedi ve 39 doların altına indi. O da biraz altın üzerine baskı yapıyor ama dediğim gibi çok ciddi anlamda hareketlenmeler var. Bir ABD tahvillerine bakayım çünkü ne diyorum? Altının gidişatını gün içerisinde anlayabilmeniz için ABD tahvillerin 2 yıllık ve 10 yıllıkların size ne verdiğinden bahsedeceksiniz. Ama ben Trump'ın Covid olması da faizlerde size verdiği getirdi bir ufak bir ufak kayıp olmasını bekliyorum. Ve nitekim baktığım zaman ABD 10 yıllık tahviller %2,60 oranında gerilediğini görüyoruz. Yani şu anda Covid, Trump'ın Covid'e yakalanmış olması bundan sonraki stratejilerini baştan yazmasına neden olacağı için zaten böyle bir problem var. Ben Trump'ın çok daha öç alıcı, çok daha sert bir tavra bürüneceğini bekliyorum. Covid konusunda ülkesinin kapılarını, sınırlarını kapatmak konusunda seçimi kazanırsa çok sert şekilde oynayacağını düşünüyorum. Bu da ciddi anlamda hem altında hem dolarda. Ama insanlar korkup önce bir dolara gideceği için bu altını bir hafif geriletir. Ama o kadar fazla değil. Yine bu çıkmak istediği 2700 dolarla 3000 dolarlara gider. Dediğim gibi hedef şimdi 2000 dolara çıkması olsun. Ben çok fazla da geç olacağını düşünmüyorum. Şimdi artık ben 1890'ı görürsünüz ama öyle 1860'ları artık görebileceğimiz bir ortam yok. Belli ki iyice kızışıyor ortalık. Biz 14 Ekim'den 3 Kasım'a kadar zaten inanılmaz bir rally yaşayacağız. O nedenle şimdi altınları tutuyorsunuz. Altınları satma konusunda fırsat vermesini zaten bekleyeceğiz. Bakalım ne zaman verecek derseniz. Ben önümüzdeki haftanın sonundan önce sert bir patlamamaz. Mesela ne bileyim OPEC ülkeleri kısıntıya gider. OPEC ülkeleri kısıntıya gideceğini söyledi. Bizde enflasyon uç geldi. Merkez Bankası bir faiz yaptı. O doları faiz arttı. O doları düşecektir. O yüzden altın düşeceği için size bir fırsat getirebilir. Trump inanılmaz sert bir plan açıkladı. Ben Covid'den çıktıktan sonra şunu yapacağım, bunu yapacağım dediğinde zaten altınlara yapışmanız lazım. Çünkü gerilimli, belirsiz, nereye yöne gideceğinizi bilmeyen bir durumdasınız. Durumda olacaksınız. Emtialar anlamında şuna bakmak istiyorum. Şimdi altının onsunun 1908'e ve doların kendini yukarı itmesiyle bakın gram altın yükselişle başladı güne. Gram altında ben yükselişlerin devam edeceğini bekliyorum. Şu anda mesela bu haftanın ve dünün en üst noktalarını görmüş. Hemen bakalım. Evet, bu haftanın en üst noktalarını görmek üzere gram altın. Euro hemen kendini 9.13'e attı çünkü belirsizlik korku endeksi yükseldi. Sterlin tekrar kendini onun üzerine attı. Borsa İstanbul'dan çıkışlar var. Gene bankacılık, kambiyonun vergisinin düşmesi, tekrar düşürülmesi insanlara bankalara yöneleceği ve bankaların hazinelerinin rezervlerinin daha yüksek gösterilebileceğinden dolayı bir bankacılık endeksinde artışlar olarak Borsa İstanbul yükselmişti. Ama tabii bugünden itibaren de Borsa İstanbul'a yeni bir pay larla yeni bir pazar anlayışı başlıyor. Buna bir adaptasyon sürecinde de 1-2 gün düşüşler görebiliriz. Dolar kendini 7.80'e doğru atmaya çalışıyor. Kesinlikle atacak. Ons'ta da 1900'ün üzerinde 3 gün daha kapansa anlayacağız ki 1900'ün üzerinde yuva edindi. Ondan sonra 1920, 1970 ve 2000 dolara doğru gidecek. Ben çok fazla öyle haftalarca yatay seyir gibi bir şey beklemiyorum altında. Çünkü şu anda kodlanabilecek, fiyatlanabilecek o kadar garip şeyler var ki Merkez Bankası'nı bütün bu çıkmazlar, bütün bu yaşananlar mecburen bir faiz artışını doğru yönlendirecek. Ha direnir direnmez orası tamamen ona kalmış bir durum ama ben toplantıda en azından bir 200-300 bas puanlık daha artış bekliyorum gelmeli ki doları 7.80'de yuva etmek yerine 7.60'da yuva etmeye doğru yönlendirebilsinler.
V tipinde bir toparlanma bekliyorum dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Onun için biraz daha zamanımız var. Berat Albayrak kur benim umurumda değil, ben orayı önemsemiyorum kısmı piyasalarda birazcık kötü algılandı. Çünkü ne olursa olsun ekonomiden sorumlu birisinin kur bu kadar artık rekabetçi kısmı aşıp iyice çığırından çıkmışken dikkat etmesi gerektiğini düşünüyor piyasa. Hep ne diyorum, piyasanın bir algısı var, piyasanın bir duruşu var. Diğer taraftan bakın, gram altın şu anda 473 lira açmıştı bugünü, 476'ya gitti. 480'i 482'yi görürse kesinlikle şaşırmayın. Dün 4'teki rekor satışı siz bugün saat 4'te veya 2'de yapabilirsiniz. Çünkü belli bir noktaları test edecek gibi bu son cumada. İlginç, bu cuma ilginç kapanıyor. Tabii bunda bütün bu kurların, bütün bu faizlerin, bütün bu beklentilerin yukarı doğru fiyatlanmasının en önemli nedeni de pazartesi günü bizim enflasyonu görecek olmamız. Enflasyon %11-12 oranında gelecek ama tabii ki açıklanacak olan kalemler önemli. Yani enerji mi baskıladı, ithalat mı baskıladı bunu ya da gıdadaki artış mı baskıladı? Bunların püf noktaları önemli. Piyasa bunlardan anlıyor ki mesela gıdadaki artış kış aylarında tekrar artışa götürecek bizi. Enerjideki artış tekrar artacak. Mesela şebeke sularındaki artış ciddi anlamda sanayi ayağını ve oradaki gelirleri giderlere etkiledi. O yüzden mesela bu nasıl olacak? İnsanlar ekonomi herhangi bir pandemiye dair kapanmayı, evlere kapanmayı önlüyor. Şu anda en önemli yasakların gelmemesinin nedeni bu. Ama ben Fahrettin Koca'nın açıklamalarından da Fahrettin Koca'nın o hani normale oranla bizim alıştığımız kibar, nazik tavrının birazcık daha vurdum duymaz boşlamış hale gelmesinin ben önümüzdeki günlerde biz asemptomatik vakaları da koyduk. 7000, 8000 demelerini bekliyorum. İşte orası gelirse biz kapanmalara doğru yönelmeyiz. Bu arada bu yayın devam ederken 7.77'ye çıktık. Dolar topluyor kendini. Dolar gittikçe toplamaya başladı kendini. Bu önemli. Diğer taraftan akaryakıt fiyatlarında zam, içeride gelen haberlerden bir tanesi de bu. Biliyorsunuz dün geceden itibaren 14 kuruşluk bir zam da geldi. Bu da tabii ki dolardaki artışı artık Eşel Mobil sistemiyle bile önleyemiyor olmaları. Çünkü Eşel Mobil sistemiyle rafinerilerden aldıklarıyla dengelemeye çalışıyorlar ama tabii artık biz İran'dan değil Irak ve Rusya arasından aldığımız için daha pahalıya da alıyoruz. Onu da unutmayalım. Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmalar devam ediyor. Yunanistan artık iyice şimdi baktı. Doğu Akdeniz'de işler şimdi Türkiye cephesini öbür tarafa çevirdi. Gözünü öbür tarafa çevirdi ama burada Doğu Akdeniz'de de haklarını bırakacak değil. Tabii ki bizim gibi enerji ithalatçısı bir ülke için. O yüzden ben bir oradan da bir sıçrama bekliyorum. Şimdi hazır bu kadar böyle sınırlar sıkışmışken Avrupa Birliği'nin bize pozitif diye sağ gösterip sol vuracağını ve bizi bir şekilde sıkıştıracağını düşünüyorum. Özellikle Trump'ın kazanmasına kesin gözüyle bakarsa bize yanaşacak ama Biden'ın kazanmasına kesin gözle bakarsa hemen bize böyle tavuk gibi bizi kışkışlayacaklar. Bunları göreceğiz. Yani çok hareketli bir cuma günü. Dolar endeksi yükselmesine rağmen altındaki baskısını sürdüremiyor. Çünkü korku endeksi var bir taraftan. Trump'ın olmasından dolayı rahatsızlıklar var. Bu korku endeksini, dolar endeksini nasıl hareketlendirecek? Bunu göreceğiz. Tabii ki hemen altında değil ama gümüşte hareketlerin olduğu bir gün yine bugün diyelim. Ciddi hareketli bir gün. Bakalım akşama belki yeni bir yayın, yeni bir açıklama daha gelebilir. Çünkü ben şimdi sabah saatlerinde bunu sizinle paylaşıyorum. Çünkü Trump'ın Covid olduğunu gördükten sonra ben dedim ki hemen YouTube'da bir yayın yapılmalı. YouTube'a bu açılmalı dedim. Dediğim gibi piyasa yayınlarını baştan sona kadar izleyin ki size rakamları verdiğim yerleri kaçırmayın. Ama neden? Size alternatifleri de veriyorum. Üye olmayı, abone olmayı ihmal etmeyin ki daha aktif bir şekilde birbirimize haberleşelim ve ben size daha faydalı olabileyim diyorum ve böyle kapatıyorum. En kısa sürede kanalda görüşmek üzere.